Sevgili dostlar, merhaba efendim. Tarihçiye hoş geldiniz. Bugün miladi takvime göre 27 Nisan 2009. Sizi 100 sene geriye götürmek istiyorum. 27 Nisan 1909'a. 27 Nisan 1909 Sultan II. Abdülhamit Han'ın halledildiği tarihtir kısaca konuştuğumuzu hatırlayacaksınız. Bu tarih bir imparatorluğu kaybettiğimiz tarihtir de aynı zamanda. Çünkü o halledilişten sonra Osmanlı Devleti maalesef doğrulamamış. İttihat Terakki'nin acemi ve aceleci kadrolarının elinde ziyan olmuş gitmiştir. 27 Nisan 1909. Meşhum 31 Mart hadisesi Tertip kokan bu hadisenin üzerinden birkaç gün geçmiş. Selanik'ten getirilen hareket ordusu İstanbul'a girmiş. Padişahın halledilme zamanı böylece gelmişti. Aslında isteseydi Sultan II. Abdülhamit Han 33 sene imparatorluğu toprak kaybetmeden ayakta tutabilen o iradenin ve kararlılığın sahibi isteseydi tahtını tacını muhafaza edebilir. Darül Hilafe'ye, başkente yani İstanbul'a hareket ordusunu sokmayabilirdi. Hassa ordusunun komutanları emir bekliyordu. İstirham üzerine istirham ediyorlardı. Ricacı gönderiyorlardı Sultan Abdülhamid'e. İzin ver, izin verin şunları dağıtalım diye. Fakat bir büyük sorumluluk vardı omuzlarında padişahın. Sultan II. Abdülhamid'in omuzlarında bir büyük sorumluluk vardı. O sorumluluğu istese de istemese de taşımak zorundaydı. O sorumluluğun gereğini istese de istemese de yapmak zorundaydı. Ateş emri veremiyordu. Ateş emrini vermiyordu. Belki biraz bıkkındı. Belki biraz yorgundu, yorulmuştu. 33 sene devletin dağılmaması için saçını süpürge ettikten, 7 düvelle yalnız değil, belki 72 türlü emellerle Osmanlı Devleti'ne dört taraftan saldıran sırtlanlarla boğuştuktan sonra kadro kıymetinin bilinmediğini düşünüyor. Bu yüzden de belki ne halleri varsa görsünler demeye getiriyordu. İnsanlar zaman zaman bu sevgili dostlarım. İnsanların yüreği zaman zaman yorulur ve artık ne olursa olsun deyi verir. Ne yaparlarsa yapsınlar deyi verir. O durumda mıydı bilmiyoruz. Büyük bir irade imkanı vermiş olan Sultan II. Abdülhamid'in o duruma kolay kolay geleceğini de düşünmüyoruz. Ama ateş emri vermedi. Kendisine son derece sadık Hassa ordusuna ateş emri vermedi. Böylece Selanik'ten gelen bazı çapulcuların da katılmasıyla ipten kazıktan kurtulanların katılmasıyla çapulcuları da içinde barındıran Yağmacıları da içinde barındıran ordu İstanbul'a girdi. Hala ateş emri verilmesini bekliyordu Hassa ordusu. Gene son ricacıyı gönderdiler. Başkomutan son kez rica etmek üzere padişahın huzuruna çıktı. Ne olur efendimiz ateş emri veriniz. Bunları İstanbul'dan def edelim. Söylediği şey şu oldu. Padişahı Cihan'ın. Ben halife-i ruh -i zeminim. Ben halife-i İslam'ım. Kardeşi kardeşe kırdırıp lanetle anılamam. Kardeşi kardeşe kırdıramam. Ahmedi Mehmet'e vurduramam. Hoş Sultan Abdülhamid izin vermiş olsaydı, ateş emri vermiş olsaydı Hassa ordusuna, o zaman da kardeşi kardeşe kırdırıldı diye gene Kızıl Sultan diyeceklerdi diyenler. Yani gene kimseye yaranamayacaktı. Ateş emri vermedi. Şefkatli Sultan lakabını halleder, hak edercesine, hak etmek istercesine suskun kaldı. Hayır. Ben halife İslam'ım. Ahmet'i Mehmet'e vurduramam dedi. Ve Selanik ordusu, hareket ordusu İstanbul'a girdi sevgili dostlar. Hiçbir direnişle karşılaşmadan Yıldız Sarayı'na kadar geldiler. O süret içinde Meclis-i Mebusan toplanıyor ve padişahın haline karar veriyordu. Sadece bir milletvekili itiraz ediyordu. Çünkü herkesin itirazı bastırılmıştı. Karar çoktan İttihat Terakki önderleri tarafından verilmiş. Adeta meclise tebliğ ediliyordu. Sadece imzalatılıyordu. Padişahı tahttan indireceklerdi. Ama bir müşkilleri vardı. Bu işin zor bir yanı vardı. Şeyhülislam'dan nasıl fetva alacaklardı? Çünkü o dönemde Şeyhülislam'ın fetvası olmadan, bir anlamda Anayasa Mahkemesi'nin içtihadı olmadan padişahı tahttan indirmek, hukuken tahttan indirmek mümkün değildi. Onu da hallettiler. Gittiler daha önce kaleme aldıkları metni önüne koydular Şeyhülislam'ın imzala nasıl itiraz edeceksiniz ki? İnsanları suçlamak kolaydır sevgili dostlar. Yüz sene sonra şunu şöyle yapsaydılar, bunu böyle yapsaydılar diyebilirsiniz. Ama gerçekçi olmaz. Doğru olmaz. Şeyhülislam silah tehdidi altında, öldürülme tehdidi altında imzaladı. Ve artık sıra Sultan Abdülhamid'e halledildiğini tebliğe gelmişti dostlar. Bu arada hatırlatıyorum telefonlarınızı bekliyoruz, sorularınızı bekliyoruz. Geldiler Mabeyin Başkatibi onları Mabeyin Odası'na aldı. Küçük Mabeyin Odası'na. Dört kişiydiler. Esat Toptani, Esat Paşa, Arnavut Asıllı, Emanuel Karasso. Karasso milletvekiliydi. Yahudi asıllı. Aram Efendi milletvekiliydi. Rum asıllı. Dört kişi Emanuel Karaso, Esat Toptani, Aram Efendi ve Arif Hikmet Paşa. Arif Hikmet Paşa padişahın yaverliğini yapmıştı. Ekmeğini yemiş, suyunu içmişti. Ama öyle bir an geliyor ki değerli dostlar. Her şey unutuluyor, iyilikler unutuluyor, güzellikler unutuluyor. Ve ihtiras aklın önüne geçiveriyor. İhtiras aklın önüne geçince de salıverin gitsin artık tutamıyorsunuz. Kontrolden çıkıyor. Hani vitesten atma tabiri vardır ya, öyle bir hale geliyor dünya. Ve padişaha geldiler. Arif Hikmet paşa padişahın yüzüne karşı millet sizi azletti dedi. Yani diye düzeltti Sultan Abdülhamit nezaketle halletti mi demek istiyorsunuz. Yüzü kıpkırmızı oldu paşanın. İstanbul nezaketinden bile habersizdi ya da heyecandan ve korkudan ne söyleyeceğini şaşırmıştı. Sultan Abdülhamid'in karşısında öyle kolay kolay konuşmak mümkün değildi. Alışmamışlardı. Ama zoraki üstlendikleri görevi de yerine getirmişlerdi. Zoraki üstlenmeyen görevi Emanuel Karasoydu. Vaktiyle Sultan Abdülhamid'in Yahudilere Filistin'de toprak vermemesinin intikamını alıyordu. Çünkü Doktor Theodor Herzle birlikte